Muhabbet kuşlarımızı yakından gözlemlersek, onların da düzenli bir rutinlerinin olduğunu görebiliriz. Gün içerisinde uyanmak, yemek yemek, banyo yapmak, tüyleri temizlemek, şarkı söylemek ve uyumak gibi rutinleri gerçekleştirirler. Buradan baktığımız zaman sadece ihtiyaca dayalı rutinleri gerçekleştirmek oldukça sıkıcı görünüyor. Onların sıkıcı olan bu hayatını renklendirmek de tamamen bizim elimizde. Rutinlerine ekleyeceğimiz bazı aktivitelerle daha eğlenceli zamanlar geçirmelerini sağlayabiliriz. Peki muhabbet kuşlarımıza hangi aktiviteleri yaptırmalıyız? Bir günü nasıl olmalı? Güne başlarken öncelikle muhabbet kuşlarımızın kafeslerini kontrolden geçirmeliyiz. Bakterilerin çoğalması için elverişli olan sulukları tazelemeliyiz. Kuşlarımızın rahat yem yemesi için yem üzerinde biriken kabukları temizlemeliyiz. Eğer yemleri bitmişse yenisini doldurmalıyız. Temizlik zamanı gelmiş olan kafesleri temizlemeliyiz. Bütün bunları yaptıktan sonra kuşumuzun enerjisini artırmak için bulunduğu odayı havalandırmalıyız. Uykulu olan kuşumuz temiz hava ve kuş seslerinin etkisiyle daha enerjik hale gelecektir. Yeme, içme ve temizlik konusundaki temel görevleri aradan çıkardığımıza göre şimdi kuşlarımıza yaptırabileceğimiz aktivitelere bir bakalım. Herkesin zamanı farklı olduğu için aktiviteler konusunda bir zaman aralığı belirtmeyeceğim. Kuşunuzun günlük rutinlerini kendi zamanınıza göre ayarlayabilirsiniz. Muhabbet kuşumuzun gün içinde yapması gereken önemli rutinlerden biri serbest uçuş. Düzenli olarak kanat egzersizi yapmayan kuşlarda hareketsizliğe bağlı olarak yağlanma, kanat dolaşım yollarında bozukluk, uçamamak gibi çeşitli hastalıklar görülebilmektedir. Kuşumuza bu tarz hastalıklara yakalanmaması için serbest uçuşlar yaptırmalıyız. Bu da gün içinde en az yarım saat olmalı. Tabii ki uçuş deyince aklımıza hemen aralıksız uçmak gelmesin. Kuşumuz ona sağladığımız sürede yorulmadan kendi isteği dahilinde istediği kadar uçmalı. Alışkın olduğu için hiç uçmayan kuşlarımız varsa aralıklı olarak uçması için müdahale edebiliriz. Kuşumuza sağlamamız gereken ikinci önemli rutin de serbest dolaşma imkanı. Sadece kafeste yaşamak kuşlarda stres faktörüne neden olabilmektedir. Stres faktörü de tüy dökülmesi, mutsuzluk ve çeşitli hastalıkları beraberinde getirir. Eğer kuşlarımıza gün içinde serbest dolaşma imkanı sağlarsak, istediği yere giderek oynama imkanı bulacaktır. Özgürce dolaşan ve oynayan kuşlarımız da enerjik ve mutlu olacaktır. Serbest dolaşma konusunda belli bir süre bulunmuyor. Evde bulunduğumuz zamanlarda ortamı bilen kuşlarımızı sürekli salınık bırakabiliriz. Yeni aldığımız kuşlara ise salmadan önce ortama alışması için 1-2 hafta süre tanımalıyız. Hemen salacak olursak objelere çarparak yaralanabilir. Üçüncü sıraya ise banyo rutinini koyabiliriz. Kuşlarımız için banyo yapmak, temizlenme ve aynı zamanda da rahatlama yoludur. Özellikle de sıcak yaz aylarında serinlemek için banyo yapmayı tercih ederler. Onlar için küçük bir kap içerisine ayak boyu su koyarak yıkanmalarını sağlayabiliriz. Yaz aylarında her gün banyo yapmalarında sakınca yok. Kış aylarında ise sıcak odalarda banyo yapmalarını sağlayabiliriz. Kuşumuza gün içinde yaptırabileceğimiz dördüncü rutin oyun oynatmak. Piyasada kuşlar için merak uyandıracak pek çok oyuncak satılmaktadır. Bu oyuncaklardan alarak kuşlarımızın merak duygusunu uyandırabiliriz. Farklı oyuncakları ilk gördüklerinde biraz çekimser olsalar da saatler geçtikçe onu incelemeye başlayacaktır. Oyuncağı keşfetmeye çalışan kuşumuz canı sıkılmadan
güzel bir gün geçirecektir. Eğer alışkın kuşlarımız varsa oyuncakları oynadıkları sırada onlara eşlik edebiliriz. Çeşitli oyuncakları ve egzersiz alanlarını bünyesinde barındıran oyun alanları da kuşlarımıza eğlenceli vakitler yaşatıyor. Kafes yanına ya da başka bir alana oyun alanı kurarak kuşumuzu gün içinde oynatabiliriz. 5. sıraya da yem bulma aktivitesi koyabiliriz. Doğada yaşayan kuşlar günün büyük çoğunluğunu yem arayışıyla geçirirler. Bunu yaparken de sürekli hareket halinde oldukları için canları sıkılmaz. Evde beslediğimiz kuşlarsa yemleri hazır olarak kısa sürede yediği için geriye çok fazla boş zamanları kalır. Onlara gün içindeki boş zamanların hareketli geçirmeleri için yem bulma aktivitesi yaptırabiliriz. Biraz karton, kağıt ve ip kullanarak onlar için basit yem dolu oyuncaklar dizayn edebiliriz. Örneğin boş bir kağıdın içine biraz yem koyarak şekerleme ambalajı gibi sarabiliriz. Kuşumuz yemlere ulaşmak için kağıdı sökmeye çalışarak eğlenceli zamanlar geçirebilir. Yine biraz daha zor olan kartonlu modellerde yapabiliriz. Bir diğer yöntem de kuru yaprak ve dal parçaları arasına yem gizlemek. Bu yöntemde kuşumuz tıpkı doğadaki gibi yem bulmaya çalışacağı için hareketli ve eğlenceli zamanlar geçirecektir. Kuşlarınıza farklı egzersiz oyuncakları yapmak için Muhabbet Kuşu Yem Bulma Aktivitesi isimli videomu izleyebilirsiniz. 6. sıradaki rutin ise meyve ve sebzeler yedirmek. Kuşlarımıza haftada 2 gün meyve ya da sebze yedirmekte sakınca yok. Tabi aşırıya kaçacak olursak kuşlarımızda ishal sorunu yaşayabiliriz. Bu nedenle haftada 2 gün vermemiz yeterli olacaktır. Beslenme programına göre günlük rutinleri içinde meyve ya da sebze varsa kuşlarımıza ikram edebiliriz. Kuşumuzla aramızdaki bağı kuvvetlendirmek için elimizle beslemeyi de deneyebiliriz. Yiyeceği az miktar elma, portakal, armut, muz gibi meyveler ya da marul, salatalık gibi sebzeler ona büyük bir haz verecektir. 7. sıradaki rutin onunla sohbet etmek. Kuşumuza iltifatlarda bulunmak, ismiyle hitap edip sohbetler etmek kendisini yalnız hissetmemesini sağlayacaktır. Kuşumuzun yanında olduğumuzda sık sık sohbetler edebiliriz. Bu durum aynı zamanda bize olan güveninin de artmasını sağlayacaktır. 8. sıradaki rutin kuşumuzun başını okşamak. Muhabbet kuşları sosyal ilişkilere sahip canlılardır. Eşi ya da arkadaşı olan kuşları izlediğimizde sık sık birbirlerinin başlarını kaşıdıklarını görebiliriz. Bu durum onlar için oldukça keyiflidir. Başları kaşınırken bir süre sonra uykuları gelmeye başlar. Biz de evde beslediğimiz kuşlarımız için sevdikleri bu davranışı gün içinde gerçekleştirebiliriz. Parmağımızla yavaş bir şekilde kuşumuzun başını okşayabiliriz. 9. sıradaki rutin elimizle yiyecekler ikram etmek. Gün içinde kuş yemi, daldarı, yulaf gibi yiyeceklerden bir miktar elimize alarak kuşumuzu kendimiz besleyebiliriz. Kuşumuzla aramızda sosyal ilişkiler geliştirmek açısından önemli aktivitelerden biridir. 10. sıradaki aktivite kuşumuzu balkonda havalandırmak. Esinti ve rüzgar olmayan günlerde kuşlarımızı kafesleriyle birlikte açık havaya çıkarabiliriz. Kuş sesleri, doğa ve temiz hava kuşumuzun neşeli olmasını sağlayacaktır. Son sıradaki rutin ise kendi yaptığımız aktivitelere kuşumuzu dahil etmek. Maket ve ödev yapmak, yazı yazmak, resim yapmak gibi aktivitelerimiz olduğu zaman kuşumuzu da yanımıza alabiliriz.
masaya kendi malzemelerimiz dışında birkaç da kuşumuzun oyuncaklarından koyarak oynamasını sağlayabiliriz. Aktivitemizi yaparken bizi seyretmek ve oyuncaklarla oynamak kendisini iyi hissetmesini sağlayacaktır. Umarım bu video kuşunuzla gün içinde yapabileceğiniz aktiviteler konusunda sizin için yardımcı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.